Yolda Muhabbet'e hoş geldiniz. Ekranı başındaki tüm canlara aşkın yazılarımı sunuyorum. Bu hafta Yolda Muhabbet'te iki tane önemli ocağımız olacak. Ocak temsilcilerimiz burada. Hubiyer Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Dursun Önal ve Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı, aynı zamanda Alevi Bektaş Federasyonu Genel Saymanı Alekber Göktepe aramızda. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili canlar, tabii öncelikle ocaklarımızı tanıyacağız ve derneklerimiz neler yapıyor onlardan konuşacağız. Sonra Hubiyer Paten sorununu konuşacağız. Geçen hafta bizim program esnasında da deprem yaşanmıştı. Elazığ Malatya depremini ve Alevi kurumlarının duruşunu orada konuşacağız. Aynı zamanda bugün yaşanan bir gelişme, yeni bir gelişme. Sivas katliamı davasında müebbet hapis, daha doğrusu idam alıp sonra müebbet hapise çevrilen Ahmet Duran Kılıç'ın Cumhurbaşkanı tarafından kalan cezasının affedilmesini konuşuyor olacağız. Evet canlar, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle Hubiyer Sultan'dan başlayalım diyorum. Hubiyer Sultan kimdir? Ocak hakkında biraz bize bilgi verir misiniz sevgili Tabii Dursun Hubiyer Sultan 16. yüzyılda yaşamış. 16. yüzyılda Celali isyanlarından sonra şu anki türbesi olan Hubiyar'da yerleşmiş ve orada dergahını kurmuş. Şu anda bir Türkmen Alevi ocağı olarak da hizmet vermektedir. Yaklaşık 500'ün üzerinde bir 500 köyün üzerinde bir talebe sahip. Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, Erzurum gibi, Samsun'da bir bölümü gibi bu illerde talepleri var. Yılda yaklaşık 1000 ve 1000'in üzerinde kurban kesiliyor. Ziyaret ediliyor. Şu anda da faal olarak işletiliyor, görev yapıyor. Sadece Aleviler değil, Sünniler Tabii tarafından da çok ziyaret edilen, var, hatta evet, var. Siz de dertlere biliyorsunuz. derman aranan bir ocak Doğru, doğrudur, merkezimiz Hubiyer doğrudur. Sultan. Dernek 2002'de kurulmuştu. 2002'de 2002'de kuruldu, evet. Kurulan bu dernek Alevi hareketinde Hubiyer Sultan temsil ediyor. Dernekle ilgili birkaç... Tabii derneğimiz 2002 yılında kuruldu. Aynı zamanda ABF'nin Alevi Bektaşi Federasyonu'nda kurucu üyesi. 2002 yılından bu yana görev yapıyor. Kamuoyunda Alevi hak ve mücadelesinde de bizce büyük bir öneme ve büyük bir mücadeleye sahip. Halen de mücadele ediyoruz 2002 yılından beri. Alevi hak ve mücadelesi olumlu. Hubiyer Sultan ön saflarda yerini almaya çalışıyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Alekber Göktepe, tabii iki tane kimlikle buradasınız ama öncelikle bizim için Yalıncak Sultan. Yalıncak Sultan kimdir? Ocak hakkında da biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii. Yalıncak Sultan 1300'lü yılların başlarında yaşamış Hünkârhacı Bektaşi Veli ocağından. Hünkârhacı Bektaşi Veli'nin izniyle, göreviyle Sivas Afik Yalıncak Köyü'ne türbesini, dergahını kurmuştur. O günden bu yana çok çeşitli talipleri, çok yoğun bir şekilde talipleri vardır. O gündür bugündür faaliyettedir. Giden gelen hiç eksik olmaz. Talipleri Ordu, Çorum, Sivas, Tokat, Ankara, Kırıkkale, birçok yerde çok sayıda talipleri bulunan bir dergahtır. Evet, orası da paylaşmışız. Niyaz konusunda Evet. eksik kalmayan değerli ocaklarımızdan bir tanesi de Evet. posta oturan sevgili Mahmut Yalıncakoğlu Mahmut Yalıncakoğlu. dedemize de buradan Buradan niyazımız selamlar olsun. olsun. Eyvallah. Şimdi aynı zamanda ABF'de de görevlisiniz Evet. siz genel saymen olarak. Dolayısıyla Alev hareketindeki gelişmelere de şeysiniz. Sıcak sıcak takip ediyorsunuz, içindesiniz. Konuyla ilgili aslında 2 hafta önce bir toplantı yapılmıştı. Hangi konu diyorsunuz arkadaşlar? Hubiyer'in Patent. isminin ticari marka tescili aynı zamanda da kültürel tescili yapıldı. Bununla ilgili Alevi kurumları Hubiyer Sultan Alevi Kültür Derneği ve Hubiyer Kültür Vakfı'nın Ve öncülüğünde Köy Muhtarlığı. Hubiyer Köy Muhtarlığı Ok Tüzekçisi. Meydanı Cemevi'nde toplanmışlardı. Bununla ilgili
tavırlarını orada koymuşlardı, düşüncelerini aktarmışlardı. Öncelikle çağrıcı kurum olarak Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden başlayalım. Patent sorunuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla bu patent sorunu ilk 2007 yılında yanılmıyorsam bir ortaya çıkmıştı. Yine bu kişiler patent alma girişiminde o dönemde Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve Hubyar Köy Muhtarı Tüzel Kişiliği'nin öncülüğünde o zaman o dönem Hubyar Vakfı kuruldu mu hatırlamıyorum tam olarak ama çünkü bayağı 12 yıl oldu yaklaşık. Yine öncülüğünde bayağı büyük mücadele vermiştik. Yine Alevi kurumlarımız da o dönem büyük destekleriyle bunlar geri adım atmıştı ve patent olayı o dönem gerçekleşmedi. İşte ondan yaklaşık 12 yıl sonra bu cenaze tekrar hortladı diyeyim, öyle diyeyim. Yine aynı kişiler Hubyar Köyü'nün derneği üzerinden aldılar. Tabii bu sefer almışlardı. Gizli saklı böyle yangından mal kaçırır gibi basına da ya da kamuoyuna yansıtmadan. Tabii bunu bir şekilde muhtarlık duyuyor ve karşı dava açıyor. Onun üzerinde biz Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği olarak, Hubyar Vakfı olarak, Hubyar Kültür Vakfı olarak ve muhtarlık tüzel kişiliği tekrar öncülüğünde bunun engellemek için bunu karşı dava açtı tüzel kişilik. Ve mücadele verdik. En son Ok Meydanı cevabinde de bundan bir hafta önce yanılmıyorsam ya da 10 gün önce bir basın açıklaması duyurusu yaptık. Alevi kurumları gerçekten burada sahiplendiler davayı. Aşağı yukarı birçok Alevi kurumu geldi. Bazı Alevi kurumlarının mazereti vardı, gelemedi son dakika. Çoğunluğu geldi ve orada desteklerini sundular. Ve bu böyle bir patent olayının, ticari marka olayının olmayacağını, bir Alevi dergahında yakışmayacağını, bunun başka bir dergahlara ya da atıyorum Tüstan derneklerine, Hacı Bektaş vakıflarına, Hacı Bektaş isimlerine örnek olacağını, Yalıncak Sultan'a örnek olacağını, bunun gibi ismini saymadığım birçok dergahlara örnek olacağını söyleyerek herkes orada tepki gösterdi. Gelen arkadaşlarımdan bir tanesi de Alekber Göktepe'ydi. ABF adına geldi. Ve birçok Alevi kurumları orada bize desteğini sundu. Önemli bir konu. Çünkü Hubyar Köy Muhtarlığı'nın açtığı dava, iptal davası, patentin iptal davası sonuçlandığında eğer iptal edilmez ise bu bir emsal karar olarak. Kesinlikle. Evet. Diğer inanç önderlerimizin de patentinin alınması konusunda bir değer olacak. Dolayısıyla Topyekün Alevi hareketinde Alevi hak talep mücadelesi veren kurumlarımızın hassasiyeti bu konuda önemli ve gereken hassasiyet aslında sağlanmıştır. Alevi Bektaş Federasyonu adına o gün toplantıya katılan ve konuşan sevgili Alekber Göktepe de orada karşı olduğunu dile getirmişti. Siz konuyla ilgili evet, neler söylüyorsunuz? Kesinlikle Alevi Bektaş Federasyonu olarak ve bileşeni Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği olarak bizim pirlerimizin, ulularımızın patent birilerinin himayesi altına alınması, birilerinin tekelinde olması kesinlikle doğru bulmuyoruz. Böyle bir yaklaşım, girişim çok son derece yanlış bir tutumdur, davranıştır. Bizim pirlerimiz, ulularımız hepimizindir. Hiç kimsenin tekelinde olamaz. Onun için şiddetle karşı çıktık. Bugün de aynı şekilde karşı çıkıyoruz ve Hubyar Sultan'ın bu duruşunda da yanındayız. Eyvallah. Ya, bu arada şeyi de belirtelim. Hubyar Sultan'ın eşi Gönül Ana, Yalıncak Sultan'ın kızıdır. Kendisi evet, de evet. Aslında ocak akrabalığımız evet, evet, ocak akrabalığımız da var. Duruşlarda evet. Hemen hemen yakın. Yani Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği 2002'de kurulmuştu. Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği'nde keza kurulmasına evet. Da çok ciddi desteklerimiz olmuştu o zaman. Sayın Ali Kenanoğlu'nun da. Evet. Ve genel anlamda da Alevi hareketinde yan yana durma olayı ve kesinlikle. Aynı bakıştan evet. Mücadele evet. Etmeyi benzerliklerimiz çok yani mücadele etmiştir. Çok fazla. Hatta sorunda da gereken duyarlılığı fazlasıyla evet. Göstermiştir. O konuda daha atılacak adımlar var tabii. Bu atılacak adımlar içerisinde işte köy derneğiyle Alevi kurumları görüşecek. Bu yanlıştan dönmesini isteyecekler. Gerekirse Alevi kurumları dolaylı olarak da olsa
daha bayağı müdahil olacaklar. Bir de patent olayındaki gelişme, yeni bir gelişme var. Şöyle, patent olayında yeni bir gelişme bu hafta içi oldu. Muhtarlığımız bize bir bilgi verdi. Mahkeme olmadan bir ara karar alıyor. Bizim itirazlarımızın sonucu. Alevi kamuoyunun da baskısı üzerine. Bizim de itirazlarımız üzerine. Şu an yürütme durduruluyor. Yani şu an Hubyar Köy Derneği ticari marka olarak kullanamıyor. Şu an durduruldu. Ki mahkemeye kadar, bir sonraki mahkemeye kadar bir ara karar alındı. Bu da güzel bir haber. Olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Tabii önemli bir karar. Çünkü duruşmanın ne kadar süreceği belli değil. Süresi net olmadığı için hatta ilk dava Mayıs'ta görülecek. İlk duruşma Mayıs'ta görülecek diye biliyoruz. Dolayısıyla o süre zarfı içerisinde üçüncü tüzel kişilere veya derneğin kullanması, Hubyar Köy Derneği'nin bu ismi kullanması yasaklandı mahkeme kararıyla. Yani aslında bizim kendi inanç değerlerimiz, inanç önderlerimizin bu şeylere alet olması ve mahkemelerde bunlarla uğraşmak aslında Alevilere zuldür. Bu zulü yaşamak zorunda bırakanlar da aslında utanması gerekiyor. Buyurun. Burada ben şöyle bir parantez açayım. Ben aynı zamanda kendi de Hubyarlıyım. Yani köyüm, evim Hubyar'da. Hubyar'da yaşıyorum. Biz mümkün olarak köy iç işlerine karışmıyoruz. Bizim derneğimiz karışmıyor ama tabii söz konusu patent olduğu zaman ya da ticari marka olduğu zaman doğal olarak müdahil oluyoruz. Burada tabii ki köy derneğinin yöneticileri de bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız. Sorduk ya neden böyle bir çirkin bir olaya giriştiniz? Bu ayıp bir şey değil mi falan dediğimizde şunu söylüyorlar. Ya biz koruma amacında, Hubyar'ın ismini koruma amacında aldık. Ya kimden neyi koruyorsunuz? Yani dediğimiz gibi 16. yüzyılın başında yaşayan, 16. yüzyıldan bu yanı orası bir türbe dergah olan bir dergaha ya da bir isme, Hubyar ismine, ulu bir isme dokunmamışlar da bugün mü dokunacaklar? Ki kaldı ki dokunsalar zaten ilk biz ayaklanırız. İlk biz kim olursa olsun dik duracak insanlardan bir tanesi dernek olarak bizleriz. Ya da Hubyarlar, Hubyar talipleri, Hubyar'a gönül veren bütün Sünniler dahi bu işe karşı çıkacağına eminiz. Siz kimden neyi koruyorsunuz ben hala merak ediyorum. Tabii bu niyet iyi niyetmiş gibi kamuoyuna yansıtılıyor bir bahane yani. Olarak tabii, ama bahane. Şimdi bugüne kadar yani bahsettiğimiz süreç 13. yüzyıldan 21. yüzyıla yani 800 yıl boyunca kimse buna cesaret edememişken ki karşılarında bir sürü Hubyar adına kurulmuş kurumlar var. Ortak ve dediğiniz gibi ciddi bir talip sayısı var. Kesinlikle. Karşı duruşu sergileyeceklerdir zaten. Maksat aslında orada hem ticari bir de hem kültürel. Orada atladığımız nokta da aslında biraz o kültürel kısmı. Şimdi örnek söylüyorum. Farklı bir kıtada yaşayan Hubyar talipleri, Avustralya'da yaşayan Hubyar talipleri bir Hubyar etkinliği yapmak istediğinde kültürel olarak Hubyar Köy Derneği'nden ismini kullanmak adına izin almak zorunda. İzin almak zorunda, evet. Yani dolayısıyla bu evrensel değerlere denk gelmiş, işte dünyanın dört bir yanına yayılmış Hubyar taliplerinin hem zarda hem zorda bırakacak kesinlikle bir karar. Evet. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi en önemli karar da Türkiye'de daha hiçbir inanç önderimizin bu konuda bir ticari marka olarak patent alınmadı. Örneği bunun yok. Açacak yok, bir olmaz. Yapılanma. Yani keşke bu enerjimizi, bu zamanımızı başka Alevi Hak Talep mücadelesine ayırıp orada mücadeleyi büyütmeye çalışıp bir şeyleri kazanmaya çalışsak daha iyi olacaktı ama kesinlikle. Maalesef bu da bir görev. Yani sonuçta bu hassasiyet ve bu duyarlılığı gösteren kurumların bu konuda sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Sorun sadece Hubyar Sultan taliplerinin ya da Hubyar Sultan'a ait kurumların sorunu değil. Tüm Alevi kurumlarının sorunu. Buna da önümüzdeki süreçlerde müdahil olacağı ve bu konuyu da sonlandıracağını umut ediyoruz. Sevgili canlar, bu arada tabii geçen hafta biz programa başlarken Malatya ve Elazığ'da deprem oldu ve 41 vatandaşımız Hakk'a yürüdü. Bununla ilgili Alevi kurumları tabii çok konuşuldu depremle ilgili birçok konuşacak konu da var ama biz programımızın formatı gereği tabii
Alevi kurumlarını ve Alevileri konuşuyoruz daha çok ve burada Alevi kurumlarının duruşu, yaklaşımı, tavrı neler oldu, nasıl oldu? Biraz o konu hakkında konuşacağız. Ve Alevi köylerinin oradaki ya da yerleşim alanlarının depremde nasıl etkilendiğine dair işte neleri eksik ya da işte ihtiyaçları nelerdir? Devletin müdahalesi yerinde midir? Olmuş mudur, olmamış mıdır? Biraz onları konuşacağız. Bu konuda Alevi Bektaş Federasyonu öncülüğünde bileşenlerimiz öncelikle gittiler ve tabii Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat da konuya müdahildi ve onlar da anında depremin ertesi günü deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Sayın Ali Ekber Göktepe, ABF'nin ve bileşen kurumlarının incelemeleri ve sonuçlarını biraz sizden öğrenebilir miyiz? Evet. Bu deprem gerçekten ülkemizi derinden üzmüştür. Biz hep birlikte üzüldük. Bizim aslında ayın 25'inde cumartesi günü Ankara'da bir gecemiz vardı. Cuma günü akşam deprem olduktan sonra bizim yönetici arkadaşlarımız olağanüstü toplantıya çağrıldı. Genel Başkanımız Hüseyin Güzelgül de tarafından. Olağanüstü bir toplantı yapılarak sabah 8'de bir heyet oluşturularak yola çıkıldı. İlk olarak Malatya'ya gidildi. Bu heyetin içerisinde Genel Başkanımız Hüseyin Güzelgül de Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Ali Aktaş, Genel Başkan Yardımcımız Müslüm Metin de Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Sayın Gani Kaplan, daha sonra Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmet Kurt Başkan ve beraberindeki heyet Malatya'ya gittiler. Artı Celal Fırat Dede de buluştular. Hep birlikte Malatya'ya gittiler. Öncelikle Malatya'da zarar gören köyleri dolaştılar ve tespit etmeye çalıştılar. Orada bayağı bir çöküntü olduğunu, evlerin tamamının %80'inin kerpiçten olduğunu ve o kerpiçten olan evlerin de çoğunun yıkıldığını tespit ettiler. Beton binalarda fazla bir şey olmamasına rağmen ama eski evlerde ciddi bir zayiat vardı. Bu noktada yardımların geciktiği bilgisi bize ulaştı. Sonra bizim Alevi yöneticilerimiz, Alevi kurum yöneticilerimiz cemevlerine sosyal medyadan paylaşarak yardım talebinde bulundular ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Alevi kurumlarımız ciddi bir oranda destek sundu. Daha sonra bu destekler işte vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldı, dağıtılmaya çalışıldı. Daha sonra Malatya'daki arkadaşların çalışmaları bittikten sonra Elazığ'a geçildi. Oradaki deprem bölgesinde de bir takım incelemelerde bulundu. Daha sonra yardımların da gelmeye başladığını ve şu an itibariyle sadece bir barınma sıkıntılarının olduğunu, soğukların gece -16 dereceye kadar çıktığını ve çadırların yetmediğini anlatıyor insanlar. Çok acil bir şekilde konteynerlara ihtiyaçları olduğunu, çadırlarda duramadıklarını söylüyorlar. Bu konuda da devletimiz yardımcı olursa, bu vatandaşların mağduriyetini de giderirse şimdilik herhangi bir sorun, sıkıntı kalmamış gibi görünüyor. Peki yani devlet tabii deprem sonrası birçok bölgede yaşandığı için hani her tarafa yetişmeyebilir evet. Ama iki gün geçmesine rağmen bazı Alevi köylerine halen bir heyet ve göndermedi ve inceleme yapmadığını bahsetmişlerdi evet. Kurum yöneticilerimiz. Bununla ilgili yani ne kadar bir gerçek pozitif vardır? Bir ayrımcılık yapmak istemiyoruz ama öyle bir gerçek varmış. Yani biraz geç tabii yardım geliyor. Alevi kurumları işte kendi içerisinde o yakında bulunan cemevleri vasıtasıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Daha sonra bu cemevlerinin işte bireysel olarak yardım edemeyeceği noktasında valilik tarafından bir uyarı geliyor. Yardımları bize getirin, biz yardım yapalım diye. Böyle, bu kadar. Yani, ya burada özür dilerim. Bildiğim kadarıyla, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla sivil toplum örgütleri ya da Alevi kurumları bireysel olarak yardım yapamıyor, engelleniyor. Yardım, evet, yardım yapamıyorlar. Devlet diyor ki önce bana getir, ben dağıtacağım. Yani AFAD ve Kızılay evet. tarafından yapılmasını doğru buluyorlar.
Eyvallah ama zaten bu konudaki tavrında usta orada aslında devlet gösterdi. Ergani Belediyesi'nin yardımlarını HDP'li belediye evet. diye geri çevirmişlerdi. Güzel olan yanı şuydu. Yani o yaşanan acıların arasında orada bulunan bütün Alevi kurumları, cemevlerimiz kapılarını sonuna kadar açtılar. Evet, evet. Bütün imkanlarını seferber ederek. Deprem günü sabaha kadar ve ertesi günler hizmetlerini verdiler. Evet. Yemeklerini, çorbalarını, açlarını, barınma olarak kapılarını açlar. Aslında bu anlamda bu ülkenin asıl unsurlarından olan Aleviler üstüne düşen görevi halen yine yapmakta. Ama devlet halen depremden etkilenmiş Alevi köylerine hizmet yürütme veya hasar tespiti konusunda da bilerek mi ayrımcılığa tabi tutuyor. Yani şimdi önümüzdeki konuda da aslında konuşacağız. Ciddi bir bize yönelik ayrımcılık her evet, alanda yapılıyor. Evet, bu ayrımcılığın depremde de göstermesi inan üzücü. Hani kötü günlerde bu kadar bir ayrımcılığa maruz kalmak Alevileri derinden yaralıyor. Çünkü maalesef. Hani yaşadığımız olay küçük bir olay değil. Deprem hani can kaybı 41 tane. Kimilerine göre çok az gelebilir ama sonuçta yüzlerce insan yaralandı ve bir sürü insan psikolojik olarak bundan etkilendi. Tabii böyle durumlarda dayanışma, devlet tarafından destek görme insanı moralmen daha çok ayakta tutuyor. Alevi köylerinde böyle bir şeyin yaşanmaması, yani daha doğrusu devletin sıcaklığını hissetmemesi, o ayrımcılığı hissetmesi sorunu ikiye katlıyor aslında. Kesinlikle. Siz ne diyorsunuz? Yani Alevi kurumları bu konuda bu deprem süreci atlattıktan sonra aslında bununla ilgili bir şeyler yapmalı mı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Deprem akşamüstü oldu. Ertesi gün ben sosyal medyada şöyle bir yazı gördüm. Bir kadın arkadaşımız şunu yazmıştı. Depremde da bari çite standart yani bizi unutmayın. Çite standart uygulamayın. Depremde dahi, deprem sonrası dahi Aleviler unutuldu. Ya da unutulmak istendi. Bunu üzüntüyle izliyoruz. Yani en azından orada bir can pazarı varken bari bu da bizler de size vergi veriyoruz. Bizler de size bağış yapıyoruz. En azından can halimizde, can pazarında o gün Celal Fırat başkanımızı, Kalitedenin başkanı canlı yayın yapıyor Facebook'ta ve ben izledim bireysel olarak eşimle beraber evde izledim. Yani evler işler acısı. Yıkılmış, kadınlar yani köşelerde ağlıyorlar, çaresizlik içindeler. Devlet diyor buraya uğramıyor. Gerçekten de devlet Alevi köylerine ya uğramıyor ya da en sona vuruyor. Ne hikmetse. Bunu her dönem deprem olsun, başka bir zamanlarda olsun yaşıyoruz. Yaraları sarmak konusunda. Bu depremde en çok hasar gören de Celal Fırat dedenin köyüydü muhtemelen. Su kuşağı. Evet. Evet. Bayağı bir hasar almıştı. Hemen bütün evler kullanılmaz halde. Evet, kullanılmaz haldeymiş. Yani oranın aslında hem bir barınma sorunu çünkü köylerde yaşayan, evlerdeki herkes yaşamıyor. Yazın daha çok geliyor ama sonuçta yaşayanların bir barınma sorunu var ortada. Tabii. Artı ikincisi çok soğuk. Yani mevsim olarak da çok soğuk. Gece 18 derecelere, 16 derecelere kadar, evet, eksi 16-18 dereceye kadar çıkan bir soğukluk var. Düşünebiliyor musunuz? Eksi 16 derecede bırakın insanlar, canlılar bile yaşamakta güçlük çeker. Aynen öyle. Şimdi bu konuda bazı eleştiriler de gelmişti ama aslında bana göre haksız. Kurum temsilcilerimiz apar topar gittiler ve hasar tespitinde bulunmak istediler. Oradaki durumu incelemek istediler. Olması gereken de oydu zaten. Ve orada hasar tespitleri yapıldı. İhtiyaçlar belirlendi ve bu hafta içi de bu ihtiyaçlar toparlanmaya çalışılıyor ve bir yandan da gönderilmeye başlandı benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bu konuda ABF'nin de çalışması var. ABF'nin çalışması var. Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi'ne ciddi bir şekilde yardım gönderiyor, oradan dağıtılacak. Alevi Bektaşi Federasyonu da Pir Sultan Abdal Malatya Şubesi'ne ciddi bir destek gönderiyor. Oradan dağıtım yapılacak. Gereken dağıtım. Evet, oradan. Gereken dağıtım oradan yapılacak. Ya aslında yine burada bir şey daha çıkıyor ortaya. Doğal afetlerde bile
şey gören, zarar gören Alevi vatandaşların yarasını yine Alevi'ye evet. saracak aynen. gibi görünüyor. Gene yaramızı sarmak bize düşüyor. Yani bizim için önemli. Maalesef. Hem lokma kültürüyle gelen bir toplumuz. Evet. Bu anlamda önemli. Yani orada bir canımızın yarasına merhem olabilecek kesinlikle. Küçük bir lokma bizim için önemli. Oradaki canımız için de önemli ama bu her can bizim için önemli. Tabii yani. Bu ülkenin asli vatandaşları olarak aslında yani eşit yurttaşlık hakkı talebimiz yıllardır devam ediyor ama bir türlü buna ulaşamadık. Ama depremde bari eşit yurttaşlık ya da eşit yaşanan faciadakilere ayrımsız bir şekilde devletin yaklaşması gerekirken yine burada sıkıntıları Aleviler yaşıyor, evet. yaşamaya da herhalde orada devam edecek. Orada evlat muamelesi evet. görüyoruz. Çünkü bu süreç yeni değil. İşte deprem uzmanlarının söylediği de yakın süreçlerde halen bu deprem lerin devamının geleceği konusunda. Evet, her gün oluyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde yer yer sürekli iri ufaklı her yerinde bir yaşam deprem oluyor. Her gün başka bir yerde başka bir deprem oluyor yani bu. Evet, yani yaşayacağız, depremle yaşayacağız. Bu konuda tabii biz yine Alevi kurumlar olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Belli bir nebze de olsa yaraları sarmaya çalışacağız. Yine bugün gelen haberle beraber ayrımcılığın yine bir farklı kanalını yaşadık. Hukuksal olarak yaşadık. Biliyorsunuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde bir katliam yapıldı ve bu katliamın başlıca sorumlulardan bir tanesi olan Ahmet Turan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan cezası affedildi. Öncelikle toplumsal olaylarda ve katliamlarda rol almış katillerin aldığı cezaların affedilmesi aslında o mağdurların rızası ve onaylı olması gerekirken sadece bir cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde yapılması ve ona benzer bir sürü yaklaşık 400 küsür 500'e yakın insanın hastalıklı olması ve ölümle pençeleşmesine rağmen tutuklunun devam ettirilmesi ve onlara herhangi bir ayrıcalık tanınmaması bir Sivas katliamı katiline böyle bir ayrıcalık tanınması bugün ülkede çok ciddi bir gündem yarattı ve Aleviler tepkilerini çok ciddi şekilde medyada, sosyal medyada ve hatta işte akşam üzeri bulundukları cemevlerinde basın açıklamaları yaparak dile getirdiler. Siz ne dersiniz öncelikle? Evet, bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi cezaevlerinde yüzlerce sağlık sorunu olan insanlar var. Hatta masum olup sağlık sorunu olan insanlar da var. Bu ayrıcalık hiç kimseye tanınmadan neden böyle bir katile, böyle bir zanlıya tanınıyor? Bu da gerçekten endişe verici bir şey. Sevgili Dursun Önal. Vallahi şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. Burada 27 yıl oldu zannediyorum Sivas olayları. 27 yıldır, 27 yıl sonra o ailelerin orada otelde yanan bizim şehitlerimiz, canlarımızın ailelerin ve bizlerin yüreğini bir kere daha yaktılar. Orada o insanları bir kere daha yaktılar o otelde. Yani dediğim gibi şaşırmadık yani bunlar zaman zaman yapıyor. Aslında onlar mı ödüllendirdi, bizi mi cezalandırdı yani biz Alevileri mi cezalandırdı? Herhalde ikisi. Hem onlar ödüllendirdi hem de Alevileri cezalandırdı. Yani işler acısı. Biz tabii şiddetle kınıyoruz. Doğru olmadığını söylüyoruz. Tekrar söylüyorum. O şehit ailelerinin yüreğini yakmıştır, ciğerini yakmıştır. Ve biz Alevilerin de ciğerini yakmıştır. Ve o otelde bir kez daha yandık. Aslında yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alevilerden gelecek tepkileri biliyor. Biliyor tabii. Yani bunu yapmış. Bilmeden, bunu göze almadan bu affı onaylamazdı. Ama biz tabii kendisinin düşüncelerini de biliyoruz. Başbakanken özellikle Sivas davasının zaman aşımına uğramasından sonra hayırlı olsun diye, evet hayırlı olsun basına diye bir deklare evet. vermişti. Maalesef. Şimdi ve zaten biliyorsunuz Sivas katliamına karışan ya da orada avukatlık yapıp oradaki katilleri savunanların hepsi ödüllendirildi. Evet. Ya milletvekili yapıldı ya bakan yapıldı ya
devletin belli konumuna belirli kademelerinde evet yöneticilik olarak yaptı. Atandılar. Ve yıllarca maaşlarını da bize verdirttirdiler. Aynen. Ve karakola 100 metre ötede oturan ve yıllarca aranıp bulanamayan kişinin cenazesi 100 metrelerde ortaya çıkıyor. Evet. Askerlik yaptı ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Şimdi bu kadar çok ayrımcılığın olduğu yerde hukuksal olarak ya bir katliamdan bahsediyoruz aslında. Hani vicdanları halen soğumamış Alevilerin. Bu konuda zaten yeterli gereken adalet sağlanmamış. Oradaki gerçek suçluların, zanlıların, katillerin cezasını çekmedi. Yani çok nadir birkaç insanın ceza alıp hapis yattığı bir dava. Tümünün yargılanıp ortaya çıkartılması ve devletin bununla yüzleşmesi gerekirken tam tersi failleri savunan, katliamı yapanların iktidarda ödüllendirilmesi, bu konuda hukuksal ayrımcılığa uğraması Alevileri her şeyde, gündemde ortaya çıkıyor ve yaralıyordu. Şimdi son bu gündemde yani 86 yaşında Ahmet Turan Kılıç denen vatandaş. Evet. Şimdi hastalığı söylenir ama bir ortalıkta hastalık raporu da yok. Ama ortada hasta olup da geçen gün ölen bir tutuklu vardı, ismini şu an hatırlayamıyorum. Defalarca başvuru yapmasına rağmen onun tedavisi için serbest bırakılmadı mesela ve Hakk'a yürüdü, öldü. Şimdi dolayısıyla var olan mevcut tutuklularla yapılan muameleyi de görüyoruz. Sivas katliamı sanığı katilini yapılan muameleyi de görüyoruz. Yani bu anlamda biraz da aslında burada Alevi örgütünün zayıflığı demeyeyim de yeterince örgütlenmemesinden kaynaklı. Çünkü Cumhurbaşkanı bu şeyi biliyor değil mi? Yani bununla gelecek bir tepkiyi biliyor. Ama bu tepki evet. Ne kadar çığ gibi büyür, ne kadar bunları zor durumda bırakır, onun hesabını yaparak aslında yapıyor. Şimdi o da biliyor. Şimdi Alevi örgütleri bir iki basın açıklaması, bir iki konuşmayla bu tepkisini geçiştirecek. Yeni bir gündeme kadar bu sürecek ve yeni gündemde bu unutulacak. Yani konu buraya geldiği için bu kadar rahat rahat hareket edebiliyor aslında. Evet. Edebiliyorlar. Evet. Şimdi biraz da aslında çuvaldızı bu konuda kendimize batırmamız lazım. Yani Alevi hareketi ya da Alevi kurumları bu konuda Sivas davasına yeterince sahip çıktı mı? Bu konuda yeterince devlete olan hassasiyetini dile getirebildi mi? Gerektiğinde alınan kararlarda biz şunu gördük, tamam zaman aşımı dendi. Sivas'ta o sene belki iki kat kalabalık oldu. Sahiplenler ve yerinde anmaya, madamanın önünde anmaya geldiler. Sadece o dönem için söylüyorum. Ama biz bunu bulunduğumuz her alanda, bulunduğumuz her yaşadığımız Alevi coğrafyasında, yerellerde ne kadar dile getirebiliyoruz, ne kadar bu konudaki vicdani isyanımızı ortaya koyabiliyoruz? Soru işarettir. Yani işte bugün Ali Büyüköy'de de bir basın açıklaması vardı. Ankara Yeni Mahalle'de de bir basın açıklaması vardı ama ya ötesine gidemiyoruz. Ya da maalesef. Yerelde kalıyor. Biraz da aslında biraz kendi şeyimizde suçumuzda diye düşünüyorum. Çünkü doğru söylüyorsun. Çok ciddi bir tepki geleceğini bilseler bu affı onaylamazdı. Şöyle zaten bu sadece başlı başına bir Tayyip Erdoğan'ın sorunu değil. Tayyip Erdoğan 17 yıllık iktidarda. Bu olay 27 yıldır var. Bu hükümet sorunundan daha çok devlet sorunu, devlet politikası. Hükümet politikasının önüne devlet politikası geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten Aleviler hiçbir zaman hukuken talepleri karşılamadığı gibi bir de görmezden gelindi. Dediğim gibi 27 yıl olmuş geçmiş. Tayyip Erdoğan'dan yani şu anda AKP hükümetinde önceki hükümetler de aynı şekilde görmezden gelmiş. Ki koalisyon hükümetleri olduğu vesaire olduğu. Demek ki bu hükümetle alakası yok. Bu devlet politikası olarak görüyorum ben. Ve bu da bizi korkutuyor. Demek ki bundan sonraki süreçte de yine bu devlet politikası, bu sistem yine bizi görmeyecek. Bu da bizi bir yandan da ürkütüyor. Şu da var. Sevgili Aydın. Artık İktidarlar eline sopayı almış, kim sokağa çıkarsa indir kafasına diyor. Artık insanların çoğu da biraz da halk, yani çok görmek lazım, korkuyorlar. En son Gezi olaylarında yine canlarımız öldü, yine gittiler.
kim sokağa çıksa, kim üç kişi bir araya gelse başlarına bir tane polis dikiyor. Her üç kişiye, üç kişinin başında 10 tane 15 tane polis oluyor. Tomalarla, akrepelerle sokaklarda kapıların önlerinde geziyorlar. Bu da bir sindirmedir, sindirme politikası. Ha bundan korkmak gerekiyor mu? Gerekmiyor ama artık hem ekonomik hem bu manevi... Aslında faşizm her tarafa... Faşizm, diktatörlük diye bağırıyoruz ama bir türlü kabul etmiyor ama maalesef bu diktatörlük aldığı başına gidiyor. Maalesef korku imparatorluğunu kol gezdiği bir ülkede yaşar hale geldik maalesef. Ama yani şöyle tabii en son bahsettiğinizde de gezi olaylarında da Hakk'a yürüyen canlarımızın hepsi Alevi'ydi. Kesinlikle. Yani aslında bu bir tesadüf değil. Aleviler her zaman zalim karşısında olmuştur. Yani korkularını da Kerbela'da bırakmıştır. Dolayısıyla ortada yaşanan bir haksızlık varsa buna dur diyebilecek öncü toplumlardan bir tanesidir Aleviler. Kesinlikle. Dediğiniz doğru, çok ciddi şekilde bir faşizm var ortalıkta. Ve devlet çok ciddi bir sindirme politikası var, baskı politikası var, yıldırma politikası var. Eyvallah. Ama şimdi eşit yurttaşlık talebi için 30 yıldır mücadele ediyoruz ve bu devletten ama öyle ama böyle almaya çalışıyoruz ama ilerleme konusunda ya önümüzde işte ahim kararları var arkadaşlar. 2014 ve 2016'da zorunlu din dersleri ve cemiyetlerin yasal statüye kavuşturulması konusunda kararları var. Ve kararlar bunu önleyen ya da yapmak istemeyen devlet, hükümet bu kararları çeşitli tanımıyor. Bahanelerle bunu erteliyor. Şimdi ya biz hadi bu konuda eyvallah yani hadi geçtik bahanelerini doğru gördük diyelim ama yani cemevlerimiz ibadethane olsun o da yok. Her konuda ayrımcılığa uğruyoruz, hukuksal olarak uğruyoruz, inansal ayrımcılığa uğruyoruz. Bırakın onu iş aş konusunda bile Alevi kimliğin varsa devletin belli kademesine kadar ilerleyebiliyorsun. Hatta bu artık özel sektörlere bile yansıdı. Bırakın belediyedir devlet kurumlarını. Alevi kimliğin varsa işe bile alınmıyor. Özel sektörde işe bile girme olanağı çok zayıf. Aynen. Şimdi bu kadar ayrımcılığın yaşandığı yerde artık vicdani isyan bence gerekiyor. Yani bunun sonu zaten bugüne kadar hep Aleviler bedel ödemiş. Doğru mu? Yani hiç biat etmemiş. Yani bu dönemde de belki daha çok ödeyeceğiz ama yani 80'den daha beter bir şey var. İktidar anlayışı var. Baskı kurma anlamında söylüyorum. Ama bu toplum biliyorsunuz birçok liderini bu konuda Hakk'a uğurladı. Yani Pir Sultan'ı, Nesimi'yi, Hallacı Mansur'u bir sürüyü önderimiz bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedi. Aleviler de taviz vermeyecek. Yani aslında biraz daha yol yöntemi değiştirmek gerekiyor mu? Alevi kurumlarının mücadele şeklini. Çünkü artık biz sokakları da bıraktınız. Siz doğru bir tespit yaptınız Dursun Öl. Yani son birkaç yıldır sokaklara bile çıkamıyoruz. Çıkmıyoruz ya da. Ya da dört duvar arasında kendi taleplerimizi özür diliyorum. Şurada bir parantez açayım. Ben geçen dernek olarak aşure ayında Sarıgazi Hubyar Vakfı'nın merkezinde bir aşure verdik. Ki orada Hubyar taleplerinin çoğunluğu orada diye. Sabah 9'da saat 1'de aşure lokmamız başlayacak. Saat 9'da derneği açtık ve sivil polis de oldu 10-15 tane. Ya hayırdır nedir bu falan dediğimizde ya güvenlik açısından. Ya bu bir aşure lokması ne güvenliği? Biz sizi çalmadık ki. Bizim böyle bir güvenlik sorunumuz yok ki. Ya sorun şu. Psikolojik baskı. Psikolojik yani gelen insanlar da gelmeyecek bir dahakine. Gelmesin ya da oradaki kitleyi azaltmak için. Dedim, hatta ben sordum polisin birine, memurun birine. Ya hayırdır biz davet etmedik. Buyurun gelin tamam. Bizim kapımız herkes açık. Lokmanızı yiyin ama üniformanızla geldiniz buraya bu doğru değil. Ya biz sizin güvenliğinizi alacağız. O git dışarı al güvenliği, git sokaklara güvenliği. Benim niye o üniformanla lokmama geliyorsun insanları? Ya aşureyi bile kriminalize etmeye çalışıyorsun. Ya aşure lokması ya bizim öyle bir güvenliğimiz sorunumuz yok ki. Bizim öyle bir korkumuz yok. Şimdi aynı sorun sıkıntı Maraş anmasına gidiyorsun aynı şeyle karşılaşıyorsun. Çorum'a gidiyorsun aynı evet. Sorunla karşılaşıyorsun. Maalesef. Sivas'a gidiyorsun aynı şeyle karşılaşıyorsun. Soruyorsun ya buna ne gerek var diyorsun ya sizin güvenliğiniz için. Ya kimi kimden koruyorsun yani bizi bizden mi koruyorsun?
Ama aynı şeyle karşılaşılıyor bu ülkede sürekli. Şimdi önümüzde Gazi anması var biliyorsunuz 5 Mart'ta. Gazi'de de aynı tavır ve yaklaşım var. Evet. Gazi'nin girişlerinden başlayıp anma etkinliği, töreni bitene kadar bütün köşe başları, bütün polis şeyi var, baskısı var. Panzerler, tomalar. Evet, yani sizdeki İstanbul kurumu olarak diyeyim bense, Gazi anmasında herhalde yine 5 Mart'ta yerimizi alıyor olacağız. Orada olacağız, evet. Eyvallah. Canlar, süremiz doldu. Öncelikle yolda muhabbete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Varsa eklemek istediğiniz son sözüm şöyle. Evet. Benim yönetim kurulu arkadaşım Ali Kaya bir ameliyat geçirdi, ciddi ameliyat. Gerçi şu an durumu iyi. Orada tekrar ona geçmiş olsun diyorum ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, üyelerime, dostlarıma buradan sevgilerimi, selamları gönderiyorum. Geçmiş olsun elim Ali Can'a. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sevgili canlar, bu haftada yolda muhabbeti sonlandırıyoruz. Zamanınızı ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.